Keskin'in yüzü ve etrafı değişiyor Sayın Başkanım. Hizmete geldiğiniz geleli Keskin'de bir değişiklik oldu. Bize neler diyeceksin Sayın Başkanım? Bize göre tabii çok büyük değişiklikler oldu ama bizden çok halkımızın ve basınımızın görmesi. Evet. Sizden bu lafı duymak beni mutlu ediyor. Gerçekten Keskin'de değişim var. Başta şehir girişinden itibaren 4 kilometreye yakın önceden bir asfalt atmıştık. Buradan da karıştıran dediğimiz meslek yüksekokulumuza, endüstri meslek lisemize, efendim tarım kredi kooperatiflerimize giden bir yol burası. Önemli bir yol. Bura hakikaten beni çok rahatsız ediyordu. Sağ olsun karayolları. Yani şehrin ana yolu muydu burası? Bura ana yol sayılır. Sayılır. Ana yol sayılır. Aslında Kırıkkale bağlantılı da bir yol burası. Biz 2100 metre burası, buranın uzunluğu. Kaç köye bağlantılı bu köy? Yani bu yol? Bu yol çok köye bağlantılı değil. Sadece Çipideresi köyüne gider. Daha solaklısına gider. Kavlak tarafına da gider, evet. Yani 3-5 köyümüze gider ama karıştıran mesire yerimiz, biliyorsunuz, önemli bir yer. Vatandaşlarımız gidiyor. Bir defa Sayın Valimizi götürdüm. Çok mahcup oldum. Başkanım, bu yol kaç yılından beri asfalt atılmıyordu? Vallahi öncesi de bana nasip olmuştu. Herhalde bir 20-25 yıl önce de ben atmıştım. 25 sene sonra asfalt. Şimdi de Allah bize nasip etti. Sadece asfalt değil. Biz şehrimizin içinde andazit taşı dediğimiz, Ankara taşı dediğimiz taşlarla meydanımızı ve kaldırımlarımızı değiştirdik. Mahallelerimize kilitli parke yaptık. Bütün mahallelerimize ana arterler şimdilik. Ana arterler, ana yollar, caddelere yapmaya çalıştık. Hemen hemen caddemizde kalmadı gibi bir şey. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde imkanlar ölçüsünde buralarda yapacağız. Ancak burada bir serzenişim var. Buyur. Serzenişim şu. Biz Keskin'e benden önceki 5 yılı ve hatta 10 yılı iyi biliyorsunuz. Evet. Çivi çakılmadığını biliyorsunuz. Benden öncekilerin aslında kötülemek istemedim. Başkanım, bütün sıkıntılarını biliyorum. İstemiyorum. Siz daha iyisini biliyorsunuz. Evet, çünkü basın olarak da işin içindeydiniz. Bizim şimdi şu işimiz, bu asfaltımız, suyumuzun akması, kaldırımlarımızın yenilenmesi, çocuk oyun parklarımızın yapılması birilerini rahatsız ediyor. Kardeşim, niye rahatsız oluyorsun? Allah sana da belediye başkanı nasip etti. İnanın, böyle bir cahiliye bir kafa var. Cahil bir kafa var. O kafa vatandaşın da zihnini bulandırıyor. İşte ben gelirsem suyu bedava akıtacağım. Evet, olur. Su bedava akıtılmaz ve sus işlersin. Bu senin değil, benim değil, babayın suyu değil. Sen Keskin halkının ve kamunun parasını bir başkasına peşkeş çekemezsin. Hayır. Ama buna inanan vatandaş var. Bu Keskin'e iyilik değil, Keskin'e kötülük, Keskin'e zarar. Bunları siyaset yapan arkadaşlarımız doğru yapmaları gerekir. Bu şekilde yapmaları fevkalade yanlış. Buyursun, eğer suyu bedava veriyorsa ben bugün kendilerine hemen bakamı teslim edeyim. Eğer bedava verme imkanı varsa biz elektrikli kartlı sistem dediğimiz sistemle bağladık. Ben gelirsem sökeceğim. Niye söküyorsun kardeşim? Vatandaş bundan mutlu. Belediye de mutlu. Efendim, niye? Kaçağa alışmış vatandaş. Vatandaşı kaçak kullanmaya alıştırıyor. Buna inanan insanlar da ya saatini bağlatmıyor ya kaçak kullanmak için bekliyor. Yazık. Bu memleket ondan bu şekle gelmiş. İnşallah Keskin eski tarihi günlerine dönecek. Keskin eski ticari günlerine dönecek. Denizbank gelecek çok kısa zamanda.